Günaydın sevgili Günaydın. izleyiciler. Ara Günaydın. kalmasından. E, stüdyomuzda programın ayrılmaz parçası ama bugün böyle <laughs> ilginç açıklamaları var. Evet. Bir karar almış özellikle buradan çıkıp o kararı uygulamak adına bir yere gidecek şimdi. <laughs> evet, ama kararı. Evet. ne kararı? Herkesi, günaydın herkese. Günaydın. Ebru Polat bizlerle birlikte. Şimdi e, Ebru her sabah sıcak bir haber ve magazin turumuz oluyor. Çünkü evet. bir gün öncesinden arkadaşlar ciddi sıkı çalışıyorlar. Evet. Yani de öncesi? aşklar, değil mi? Aşklar sabah oluyor. sabah aşkla giriyoruz. Sabah sabah aşkla giriyoruz aşklar. ama e, bugün üzücü bir haberle geleceğiz. Ya, evet ya. E, yani çok, hepimiz yani... çok şaşırdık. Evet, şaşırdık. Şaşırdık, şaşırdık. üzüldük ve bir, bir taraftan da e, çok üst üste gelmedi mi? Çok mi ya? üst üste geliyor. Ölüm haberleri çok o, üst üste şu geliyor. Şu sıralar evet öyle. Biraz önce de ben size de söyledim. Ben bu konuları biraz böyle incelemeye falan başladım. Evet, yeni dünya düzeni diye bir şeye giriyormuşuz biz ve evet bir takım değişiklikler olacak işte negatif enerjiler işte yüksek enerjili olanları harcıyor, ediyor o şekilde temizlenerek yeni dünya düzene girecekmiş ama çok bir bilgim yok şimdi Yusuf Güne gibi olmayayım ben de. Ha, ben aman, öyle fazla doğru. içinde değilim konunun da. Ha, ha. Hani dinliyorum kafama aklıma mantıklı gelen. aa bak bundanmış demek ki falan diyorum ama şu sıralar nedense bu 50 yaş korkutmaya başladı çünkü evet, birçok evet. kişi. Evet. evet. Biz de böyle konuşmayalım da, sonradan bir de ee... yayınlıyorlar. Böyle şeylere Tabii evet. Metin Arolat'a üzülürken Vural Çelik tiyatrocu oyuncu Vural Çelik'ten üzücü bir haber geldi. 51 yaşında hayatını kaybetti. Neden vefat etti? Ee, neler oldu? Nasıl bulundu? İlk olayı kim açıkladı? Haber turumuza üzücü bir haberle başlıyoruz. Şimdi. burada masada tabii bir taraftan Bilim estetik <laughs> güzellik konuşuyoruz. Evet. Neyi kaynatıyoruz? Estetik Estetiği kaynatıyoruz. kaynatıyoruz. Ebru en son dedi ki ha. sevgili seyirciler dedi ki yani sarkıyoruz falan ben de Yaşanıyoruz yaşlanıyoruz. Yani, o yanaklar düşüyor. var Kim zamanına meydan okuyabilmiş ki? Hiç kimse. Herkes yaşlanıyor. Yani gençken Ama bak sen dedin ki beslenmeyle oluyor. Ve, ha, onu söyleyebiliriz. Ya, dedin. ya gidin Allah aşkına. <laughs> Ama <ha. gülüyor> Bak, i̇nsan vücudunu en çok bozan şey beslenme. Yanlış beslenme Bak, çok bozuyor bizi. Erken yaşlandırabilir ama sarktıysa yanaklar Elba beslenmeyle yiyince, kaldıramaz. Öyle değil. Yani günde Bol üç oksijen, gibi. doğru nefes almak, spor yapmak ve beslenmeyle bence bu süreci çok güzel uzatabilirsin. Ama yapıyor muyuz? Hayır. Sadece bence uzatabiliriz ama ben düşünmüyorum. Ben yemekten yalayım. Sağlık uzmanlığından Yasemin Özilhan'ın yanaklarına ve dudaklarına evet, gelin. Evet, senden evet. kaçmaz, bizden kaçmadı da senden de kaçmaz. Nasıl bir işlem görüyoruz? işin içinde olan benim. Baksana bana da ben de bayılıyorum böyle herhalde <laughs> bir yüzüm hep şiş şiş oluyor benim de nedense. Ee, çünkü çok biz de oynuyoruz kendimizle ya. Şey evet yanaklarında bir şeyler var. Ya dolgu Bak. yaptırmış dolgu. yanaklarda. Çok, Çok şişmiş dolu. ya bir şey yaptırmış ya çektirmiş biraz. Bak Ebru sağ taraftaki fotoğrafta az önce Müge de onu söyledi. Orada ne kadar dozunda yüzü yanaduda. Evet. E, ben geçtiğimiz programlarda söyledim. Ama söyleyeyim. orada şop vardı şimdi fotoğrafla Yok, o daha video bir olmaz. Şöyle 3-4 sene önceki fotoğrafı. Evet eski fotoğrafı Şimdi e, böyle bir hastalık durumu var. Yasemin'de de bu hastalık var. E, hastalık da şu bir şey gidip yaptırıyorsun sonra biraz daha biraz daha biraz daha gittiği estetisyen doktor artık illa edip Yasemin'i gönderiyor. Ve diyor var mı ki öyle ben şey senin evet ben senin yüzünü bozamam daha fazla yapamam yeter diyor. Yasemin de gidiyor. Hatta orada bir e, talihsiz bir kelime de var ki orada aslında Yasemin'in iyi niyetini yani iyiliğine kullanılmış. Maymuna çeviremem seni diyor. Yani bu kadar dolgu yanak dudak yapamam diyor. Kötü olmamış güzel kadın zaten de İhtiyacı yok. O anlamda belki doktor diyordu. Çünkü ihtiyacı, evet, ihtiyacı yok. Ihtiyacı yok. yok. Ama işte ya, kötü... bunlar neden oluyor biliyor musunuz biz kadınlarda? Bak Niye? ben bunu Söyle. buldum. Özel hayatımızdaki mutsuzluk Oraya gidip ama. bizi estetiklere yönlendiriyor. Tamam. Evde <laughs> ilgi göremezsen eşinden, kocandan ilgi göremezsen sevgilinden ilgi göremezsen koşa e, koşa. bir takım şeyleri böyle seni tatmin etmezse ee, kadınlar diyor ki acaba bende bir şey mi var hani gideyim kendimi daha bir farklı yapayım, Sonra daha niye? bir güzelleştireyim. Sonra gidiyor estetikçiye ve kendini daha bir tatlı güzel görünce ya yani o şekilde bence kadınların i̇lk, çoğu bu şekilde. İlk estetik i̇lk. yaptırdığı zamanı bir hatırla ve neden gittiğini bize söyle. İlk estetiğin. İlk estetik ya genelde aslında bu tür şeyler ya çevrende görüyorsun. Ne yaptın? Hoşuna gidiyor, i̇lk özel mi Ben ilk galiba şey e, burun yaptırmıştım herhalde. Burun. Ama benim burnum e, bu arada kötü değildi. Benim sadece ben hatırlarsın senin yayınına geliyordum. Evet, siz evet. çok geliyordu. Vallahi Ebru bir şey söyleyeyim. Yaptırma serdin hiçbir şey. Evet şeydi. evet bende bir, bir şeyim bir... yoktu doğru. Yani tamam şimdi de güzel kadınsın ama hiç sen boş yere Ya yaptın. Beni doktorum orada yönlendirmişti. Senin programında hatta izlemişti. E Ebuş gel birazcık şu burnunun ucunu törpüleyim dedi. İyi İzlemez tamam dedim. olaymış. Öyle. <laughs> Keşke Öyle olur. Ama ben memnunum için. ya güzel yapmıştı ben yani. Seni yani eski halinde bilerek ama sen demin çok güzel bir yere değindin çünkü bir belgesel izlediğimde de kadın sürekli estetik yaptırıyor hmm. ve adam ona diyor ki söyle kim sana seni sevmiyorum dedi. Gerçekten ama Şimdi var. Emel Müftüoğlu meslektaşın Emel Müftüoğlu bir itirafta bulundu itirafında da diyor ki bu estetik işleriyle ilgili diyelim ki bir ilişkim kötü gidiyordu ayrılıyordum ya da ihanete uğruyordum hop kendimi kestirmeye gidiyordum. Of. Bin pişmanım diyor izleyelim. Emel diyor ki kendimin hun harca kestirdim yaklaşık 20 de hesaplamalara göre 24 yıl boyunca aralıksız estetik yaptırmış. Orasını burasını orasını burasını. Sen As kendini hun harca kestirdiğini düşünüyor musun? Yok ben o kadar düşünmüyorum ama gerekirse herhalde yapacağız onlarda. da. Yani şimdi ne o biliyor musunuz? Ama o 26 yaşından beri yapıyor diyorum. Hani evet. o yaşanmayla alakası yok. O değersizlik duygusu. O çocukluktan gelen travmalarla hmm. çevrende çocukken sana çok sevgi gösterilmemiştir, değersizlik duygusu verilmiştir. Sürekli böyle şekilcilikte aramışsındır, görüntünde aramışsındır problemi. E, biliyorsunuz zorbalık da çok fazla. Çevremizdeki okulda başlıyor zorbalık daha. Hı. Yok şişko, yok gözün öyle, yok o, yani o e, zamanlardan zaman. başlıyor. E, şimdi de, sosyal medya sanal zorbalık var. Hı. Şimdi burada dünyanın en güzel fotoğrafını koysalar altına... Ay bir gözü bilmem ne, ay kulağı bilmem ne. İnsanlar tabii bunları okuyunca görünce hiç umursamasan bile belli bir zaman sonra özgüvenin düşmeye başlıyor. Dur bakayım gerçek mi diye beyin zaten gerçek algılıyor bunu bir süre sonra. Hı hı. Şimdi bir insana 10 kere aptal dersen 11. de artık kendini aptal hissediyor zaten. Bu ha. böyledir. Ha. Bu psikolojide de kanıtlanmış bir şey. Git bir insana 10 kere aptal 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 değil. ben aptal mıyım der. E i̇şte hep bu zorbalıklardan insanlar gidiyor orasını burasını yaptırıyor. Ya çok çok herhalde özgüvenli insanlar yaptırmıyor ya da çok Hı. bakımsız insanlar pek sallamayan insanlar yaptırmıyor. <laughs> Ama ben inanıyorum ki parası olan birçok kişi yani parası varsa yaptırır yaptıramayanların parası yok. Sen yaptırmaya bence. devam edecek misin? İhtiyacım olursa devam edeceğim evet. Yani doktora diyeceksin. İhtiyacım varsa şu an bilmiyorum bakayım bir olursa yaptırırım. Yani doktora diyeceksin azıcık daha sık, azıcık daha sık Yasemin Özilhan gibi. Ha dolgu yok yaptırmam. Dolgu çok zararlı. Hmm. Artık aman aman vaktinde yaptırdım ben de. Dolgu molgu yaptırmam. Ben dolguların şöyle bir gerçekliğini öğrendim. Yaptırıyorsunuz ya dolguyu evet. en kalitelisi bile olsa. Mesela şuraya yaptığınız o dolgu yürüyormuş. Yukarılara Kayıyor, falan çıkıyormuş, doğru, kayıyormuş. Doğru. O sarkmalar, markmalar hep o dolgulardan Anlatı oluyor. Gerek. Onu bir öğrendim, böyle 3-4 yıldır dolguya dokunmuyorum. Ebru, e, Emel'in itiraflarını izlerken, sevgili izleyiciler, siz Ebru bu masada bir itiraf da Allah aşkına anlatsana. Yok kızmaz anlatacağın kişi. Ha, i̇sim vermem de zaten çok tatlı, yani Türkiye'nin starlarından biri. Tamam anlat. E, Muhabbet ediyoruz. Evet. Star dedi, bir isim. Ya, tabii, şarkıcı. Star, evet. star. Şarkıcı. şarkıcı. Tabii şarkıcı. Ya Ebuş dedi, ya burnumu dedi diş doktoruma yaptırdım ben dedi. <laughs> İnanabiliyor musun? <laughs> Siz niye bu burnum böyle dedim. İşte diş doktoru yaptı Allah kahretsin dedi. İyi de dedi, neden dedim ya kızım diyor. Ne bileyim ona yaptırım KBB işte diyor. Kulak burun boğaz ya kulak burun boğaz ne alakadır o diş yani diş. bir şey bu ama ya yavrum kıyamam burnunu yaptırmış şey diş doktoru. Diş doktoru bilir mi ya? Ben daha hayatımda diş doktoruna burun yaptıranı görmedim. Tabii. Ama bak ben diş işte doktoruna cesaret edip korkmuyorsun işte yatıyorsun oraya. Ve bunu yaptıran da sevgili izleyiciler sizleri bizleri eğlendiren, Bizim şarkılar, şarkılar söyleyen, estetikleri de çok konuşulan 30-40 yıldır hayatımızda olan değerli bir isim. Çok. Bir de akıllı bir kadın yani. Ama insanın basireti mi bağlanıyor? İtalya'yı bağlanıyor, bağlanıyor. Nasıl bir basiret bağlanması? Kesin bağlanıyordu da diş doktorunu Yani dolgu yaptır? yaptırmaya gidip oradan dolguyla beraber burun göstermek e, şey söyleyeyim Burnun mi? Basireti alalım. bağlanıyor olabilir. Ama Şöyle. diş doktorunun di, hadi onun basireti bağlandı. <laughs> diş doktorun niye basireti bağlanıyor? Burun mu çekiyorsun? O <laughs> da <Onu> kıyamamış. <laughs> Kırmak Para. istememiş. Para bence. Kırmak bir de nasıl bir şey var biliyor musun? Merhaba. Ben şunları da sağ, e, çok öğrendim değil. güzel sonum olduğu dönemlerde. Birçok yani hani o sektörün içinde olunca görüyorsun. Birçok e, güzellik salonunda dolgu, botoks falan yapıyorlar biliyor musun? Evet, nasıl? Yasak Olabilir. bu ve birçok kişi de öldü bu yüzden sırf. Ayol. Yani botoks yapmayı bilmeyen ya, yok kız ben gördüm, öğrendim nerelere vurulacağını. Geçen görenler oldu bana. E... Ebru bak Haber Türk o zaman gazete çıkıyordu. Manşetindeki bir fotoğrafı unutmuyorum. Nişan taşının orta göbeğinde, Abdi İpekçi Caddesi'nde e böyle kare kare çekmişler hı hı hı. muhabir arkadaşlar. Birisi küçük bir çantayla geliyor kafede oturan kadına. Fış 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 yapıyor iğneyi. Çantaya koyuyor ve gidiyor. Kafede botoks. Aa ah, ah. nişan taşında. Açık yerde yan masalardakiler de onlara Bunu bakıyor. Bunu yaptıranlar da böyle e, aklı selim insanlardır, eğitimlilerdir falan Bilmiyorum ama. Ya ben nişan taşının göbeğinde... kızı biliyorum. Kızım sen ah. bilmiyorsun diyordum. Hani tırnakçısın sen, tırnak yapıyorsun. Ne zaman botoks yapmaya başladın? Aşkım bir şey yok diyor. Ben onu doktor bana iki kere gösterdi diyor. Artık ben yapıyorum diyor. gözünüz. Arkadaşlar çok ya. dikkat edin. Ay ya. Sakın Tabii güzellik yani. salonlarına bakın. Güzellik salonlarında asla dolgu, botoks, estetik ameliyat tarzı şeyler yapılmaz. Mutlaka doktor yapmalı, kliniklerde yaptırmalısınız. Aman diyeyim dikkat edin çok var böyle. Yani bunu <laughs> bilmeden aslan, aslan yap yap bilmeden yaptırmak ayrı bir şey. Yani birazcık yapandaki cesaret, yapandaki para, para ayrı, yaptırandaki cesaret. Geçen gün bir e, burun dolgusu yüzünden kör olan bir kadın vardı yani ya. Ama Ölen, hala evet. yanlış tarafa evet. girmiş evet. Dolgu geçmeyin. O ünlü şarkıcı diş doktoruna gidiyor. <laughs> diş tedavisi. Mesela hayır yapılan yer. <laughs> tamam. Ama diş hekimi bunu nasıl yapar? Ya yapıyorlar Müge. Az, gülüyoruz ama yapıyorlar. Dediği gibi Ebru'nun para için yapıyorlar yani, açım, dönüyor neler. Para için yapıyorlar. Başlığa bakın. Günün başlıklarından bir tanesi. Dişçiye, tırnakçıya botoks yaptırıyorlar Çok doğru. Tabii. Çok doğru. Evet. Daha dur, dur. Bu aç biz daha neler göreceğiz bunlar hiçbir şey değil